hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Daha önce maçlarımıza gelmiştiniz. Yine geleceğiz. Bundan sonraki maçları da yine bekleriz. İnşallah. Bu akşam da gerçi maçımız var. Burası Galatasaray. Galatasaray İstanbul'u temsilen öyle. En büyük kulüplerimizden bir tanesi. Biz de sportif olarak aşağı yukarı 17 branşta 2000'e yakın amatör sporcumuz var. Onlarla Türk sporuna hizmet etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu manada da her zaman belediyemizden, maliyemizden büyük destek bekliyoruz. Sizler de teşekkür ederim. Bizi yeteri kadar destekliyorsunuz. Desteğiniz artarak devam etsin. Estağfurullah. Başkanım, her şeyden önce üstün başarılar dileriz. Avrupa yolculuğunda da futbol takımına hem tebriklerimizi hem başarılar dileğimi ileteyim. Yeni şeyin de Kur'an'ın da inşallah uğurlu gelmesi dileğimiz. Teşekkür ederim başkanım. Tabii isterdik ki farklı bir yolda yürüsün olmadı, ama olmadı. Girmedi evet, böyle yani. Çok çok ilginç bir şey oldu yani, çizgi girmedi, maçı gibi oldu. Böyle hani yani. Burun farkıyla diyelim. Bir evet, girseydi öyle, öyle nasip ama başarılar dilerim hem size hem teknik heyete, futbolculara. Elbette ki hem 2024'ün hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. İyi seneler dileğimi de iletmiş olayım. Bugün gelmemin böylesi birkaç sebebi var. Hem Galatasaray'ın bu başarılı Avrupa yolculuğu, hem yeni yılı kutlamak. Bir başka boyutu da açıkçası İstanbul şehri olarak güçlü bir olimpiyat yolculuğu kararımız var. Ve bu konu ilk gündeme geldiğinde ve ilk niyetimizi ortaya koyduğumuzda, ki sizinle daha önceki sohbetimizde de hep ifade ettim. İstanbul'umuzun özellikle üç büyük kulübünün bu yolculukta en ana lokomotifler olması gerektiğini her yerde dile getiriyorum. Çünkü İstanbul'umuzun çok kıymetli üç markası. Bu yönüyle olimpiyat yolculuğumuzun 2036 için iddialı bir şekilde sürdürülmesi arzumuz. Bu yıl biterken böyle bir hem olimpizm ruhu, hem 100. yılda olimpiyatla ilgili yolculukta böyle bir sporcu, spor dünyası, başta az önce ifade ettiğiniz amatör branşlar olmak üzere bir buluşma yapacağız. Ve orada hem bir 100. yılda sporcularımızla, olimpik sporcularımızla özellikle buluşacağız. Size bu konuda davetimiz ulaşacak ve orada olmanızı, sporcuların özellikle katılmasını çok arzu ediyoruz. Görüyoruz ki bazen spor çok iyileştirici, bir büyük bir iyileştirici güce sahip. Şu dönemde son... biraz. ona da değineceğim. Yani son dönemde benim güzel bir şeyim var. Bir an kötü şeyleri pat diye silip atabiliyorum. Mesela yine spor deyince aklıma kadın voleybolu geldi. Yani bir an için. Dolayısıyla güzellikler yaşandığında aslında milletimize çok hoş bir moral olabiliyor, motivasyon olabiliyor. O bakımdan bu buluşmayı önemsiyoruz. Yine 2027 Avrupa oyunlarının bütün branşların bir arada bir oyun düzeni İstanbul'da ilk kez olacak. Ona talipliğimiz söz konusu. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile de uzun zamandır bunu da görüşüyoruz. İstanbul çok büyük bir marka. Her yönüyle güçlü olması gerekiyor. Olimpiyatla İstanbul birleşmesi aslında olimpiyatlar için de tarihi bir birleşme, buluşma. Bunların adımları açısından bu süreçle ilgili size bilgi vermek istedim. Tabii ki Türk futboluna da değinmeden sözlerimi toparlayamayacağım. Geçen İşte hakemimizin yaşadığı olay, sonrasında dün akşam sahadan çekilme olayları, bunların hiçbirisi Türk futbolunun asla yaşamaması gereken durumlar. Bunun aması fakatı olmaz. Yani her ne olursa olsun aması fakatı olmaz. Ben yani spor, futbol kurallarıyla güzel, eksikler olacak, hatalar olacak, hep oldu, yine olacak. Dünyada da oluyor.
Bunları düzeltmek için bir araya gelinecek, konuşulacak, mutlak geleceksinizdir, geliyorsunuzdur da. Ama bu tür davranışların asla prim yapmaması gerekir. Yoksa öbür türlü yolu açılır yani bazı şeylerin. Sıfır taviz noktasında davranılmalı. Futbolu, sporu kurallarıyla, sahada oynanan şekliyle, eksiğiyle, fazlasıyla, evet, hatasıyla, doğrusuyla bırakmak durumundadır. Bu davranışların sona ermesini diliyoruz. Burada da yine tabii iş sizin gibi değerli camialara düşüyor. Hem bu işin öncüsü olmanızı, lokomotifi olmanızı, zaten centilmenliğinizi biliyoruz. Bunu bütün camialara yayarak büyütmenizi dileriz. Bu kötü görüntülerin asla yaşanmaması da temennimiz. Başkan, söylediklerinize katılıyorum. Olimpik ruh diye bir şey var. Olimpik ruh aslında centilmenliği içinde barındıran bir ruh. Tabii ki. Dolayısıyla geçtiğimiz günlerde sahalarda olan, özellikle futbolla ilgili olan olayları tasvip etmek mümkün değil. Kesinlikle. Yani keşke olmasaydı demek de artık çok geç çok oluyor. Bir an evvel bunun önlemini almanın yoluna gitmek lazım. Çok çok kimlikli bir şey olmuş vallahi. Harika. DSL'de. Buradayız başkanım. Bugünün anısına bir sportmenlik şey olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Mutlu oldum. Nice başarılara başkanım.